Salmıştım arkadaşlar. Pablo'yu da içeri koydum. Köpekler rahat rahat dolaşsın diye. Yine Pablo'ya bulaşmasınlar diye. Az önceki mevzuda da dur ya! Dur! Ne ettin üstümü ya? Bu Bella çok kaşınıyor arkadaşlar. Gidiyor bakın. Reyna'nın ağzındaki kemiği almaya çalışıyor. Reyna'nın ağzından. Ha şimdi aynısını bak Lady'ye yaptı. Lady'nin ağzında kemik vardı. Lady de kaptı onu ama bir şey olmadı yani. Yara vermiyor ona. Sadece ona üstünlüğünü şey yapmaya çalışıyor. Şimdi Pablo orada hiç olaya müdahil olmadı. Çünkü Bella yavru olduğu için. Normalde orada başka bir köpek olsaydı Pablo hemen çakılırdı ona yani. Değil mi Pablo? O film benim oğlum. Evet arkadaşlar, bu arada bu video pazar günü yani bugün yayınlanacak video. Bu videoda kimin başkan olmasını istiyorsanız ona oy verebilirsiniz. Başkan artık bundan sonra kim olursa kuzu gerdanını oy yiyecek. Sizlerin vermiş olduğu oylarla kuzu gerdanı başkan kim? Ona gidecek. O ekstradan hayranların yolladığı kuzu gerdanları ayrı tabii ki. Ama başkanlık seçimiyle en çok oyu alan köpek kuzu gerdanı ziyafetini bundan sonra ona sadece kuzu gerdanı yapacağım. Çünkü tavuk mavuk diğer şeyler bazılarına yarıyor, bazılarına iyi olmuyor. En güzeli kuzu gerdanı. Değil mi o? Ben tabii ki kimseyi desteklemiyorum. Halk kimi seçerse başkan odur. Ama siz bir düşünün. Baron artık cumhurbaşkanı, seçimlerde yok. Burada başkanlığı kim hak ediyor? Siz bir düşünün. Ona göre kararınızı verin. Tamam mı? Pablo sen git içeri. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Birinci adayımız Pablo'ydu. Pablo geçen dönem küme düşmüştü ama bu dönem Pablo yarışta. Birinci adayımız Pablo. İkinci adayımız tabii ki Pars Reis. Reis her zaman yarışta. Oğlum bak aldın. Tamam o kadar. Tamam. Pablo'ya gitme oğlum. Bak nerede yiyor onu ya. Bir de bak nerede yiyor onu. Paris'te ona şimdi bela olur. Evet arkadaşlar. İkinci adayımız Pars Reis'ti. Pars Reis işemekle meşgul. Etrafı suluyor şu anda. Şerefsiz! İşeme evin duvarını! Kız sefer kızdım ona ya! Evet, ikinci adayımız Pars Reis arkadaşlar. Bella'yı bazen yorumlarda görüyorum işte. Ezilmesine izin verme bilmem ne falan işte yok korkak olur yok bilmem ne olur. Bakın arkadaşlar o işler öyle bir şey varsa bu köpek literatüründe benimkilerde yok. Anladınız mı? Buraya bakın Reyna geldiği gün belki izlemiştirler. Narkoz ne bileyim Lady videolarda var yani Reyna'ya hepsi diş attı. Hepsi ezmeye çalıştı. Özellikle korsan çok Reyna'yı ezdi. Özellikle korsan. Hatta bir seferinde kuzuyu burada kıstırdılar. Beraber ortak çalışma yaptılar. Kuzuyu kıstırdılar. Korsan sonra dedi ki bu kuzu ancak bana yeter. Reyna'yı kovdu oradan. Reyna geldi bu evin orada bana haber verdi. Gittim ben kuzuyu kurtardım. Hatta videosu da var. Reyna'yla Reyna'yı çok ezmiştir. Ama Reyna şu anda korsan. Bırakın korsanı Pablo bile abdestli duruyor Reyna'nın yanında. Yani nasıl bir şey olduğunu görüyorsunuz. Bella. Bella'yı da ezdiler. Ama Bella da şu anda yine ezilse bile gidiyor. Hepsini atar yapıyor. Yani Bella da biliyor yani Baron'un onu çarpacağını ama yine atar yapıyor ona. Kolpa malpa bir şey yapıyor yani. Anladınız mı? Lady onu kaç sefer çarptı. Bak yine gitti az önce tam Lady'nin önünden Pars'ın kemiğini aldı. Pars gibi bir köpeğin kemiğini almak intihar etmeye eşdeğer bir şeydir. Bak şimdi Lady oraya gitti. Bak Lady ona bakıyor gözünün içine. Lady'nin bu dilenci bakışları bütün köpekleri etkileyebiliyor. Bak şimdi.
Direnci bak şuna. Neyse. Şimdi arkadaşlar ikinci adayımızı da tanıttık. Üçüncü adayımızın yanına gidelim. Üçüncü adayımız korsan. Korsan. Korsan baba. Korsan ne haber? Ver elini ver. Bak korsan daha elini vermiyor. Önceden elini veriyordu, selamını aldı. Şimdi daha almadığımız için elini de vermiyor. Korsan bizim üçüncü adayımız arkadaşlar. Başkanlıkta korsanı ben çok iddialı görmüyorum şu aralar ama ileride ne olur belli olmaz ama arkadaşlar korsan için bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın korsan gerçekten eski korsan değil. Barona kafa tutuyor. Yani şu an burada çekindiği köpekler Pablo'yla Narcos ikisinden çekiniyor ama Escobar'la Barona tilt olduğunu anlıyorum. Çok böyle uysal, şu duruşu, kulakları onu çok uysal gösteriyor. Kulakları eğer böyle olsaydı babası gibi inanın çok korkunç bir köpek olacaktı. O zaman belki daha çok sevilecekti ama ben korsanı böyle seviyorum. Korsan dışarıda aşağıda gördüğü bir tane çoban köpeği var. Onu gördüğü zaman buradaki halini videoya çekemedim ama şimdi her şeyi burada videoya çekemiyoruz. Denk gelmiyor. Bu arada kuyruğuna da ilaç sıktım artık. Bakın şu kuyruğunu şöyle sallaması, sert bir şekilde sallaması bütün her tarafı kan yapıyor. Kuyruğunu parçalıyor. Nerede? Diyelim şurada duruyor. Orada dururken oraya kuyruğunu salladığı zaman kuyruğunu çok sert bir şekilde sallıyor. Neyse inşallah iyileşir. Zaten onu buradan alacağız. Büyük ihtimalle korsan oraya alacağız. Lan! Biraz daha son zamanlar bak böyle yapalım. Korsanı buraya alacağız, Escobar'ı oraya alacağız. Bu ikisinin arasındaki problemden dolayı. Ama Escobar'ın şeyi daha iyi olacak yani korsana göre bence. Korsan daha gözün önünde kalacak ama Escobar çünkü çok hamle yapıyor zinciri. Kırarsa Narcos'la birbirine girebilir. En azından korsan şu anlık Narcos'a çok kafa tutmuyor. Ama korsan dediğim gibi çoğu kişi tarafından belki beğenilmiyordur ama ben çok beğeniyorum. Onu söyleyeyim size. Herkes burada Narcos'u, Escobar'ı, işte Pablo'yu. Yani belki korsanı bunlara eşdeğer tutmuyorlar ama bakın. Bak bak gene kaşınıyor. Arkada, arka planda neyse şeyler oluyor arkadaşlar. Neyse. Ama bakın korsan. Korsanla ileride daha biraz daha yaş ilerlesin. Burayı çeker misin kameraman? Burayı çek. Bırak onu tamam burayı çek olsun. Lan Momo ne yapıyorsun orada? Neydi onu arıyor. Neydi bu? Korsanla ilerleyen zamanlarda korsan eminim kendini gösterecektir. Korsanın bakın avcı hisleri bakın böyle mesela korsana bir evi teslim edin bir şey yani korsan ön sezileri hisleri çok kuvvetli bence arkadaşlar. Nereden bir ses geliyor ne oluyor nerede bir şey var çok akıllı yani neyin ne olduğunu iyi anlayabilen bir köpek. Kuyruğuna sıktığım ilaç bakın o kuyruğunu sallayınca ayağına da denk geldi yani ayağında falan bir şey yok. Şu kalçasında bir şey oldu ama bu herhalde bir protein patlamasından mı oldu artık neyse. Çünkü yaramara almadı yani bir köpekte. Dur, dur ol. Aferin. Evet, korsan. Birkaç ay sonra korsanı daha net bir şekilde anlayacaksınızdır eminim. Evet, şimdi Narcos'un yanına gidelim. Dördüncü adayımız da Narcos arkadaşlar. Narcos herkes artık biliyor. Narcos bir ayı. Yani başkanlığa oynamıyor ama başkan da olsa kuzu gerdanına hayır demiyor. Yani kuzu gerdanı için başkanlık. Narcos biraz hani belediyelerde vurgun yapanlar var onlar gibi. Yani bu şerefsiz bir yemek için her şeyi yapıyor. Başkanlığın neyse ben şimdi o zaman başkanlığa etki etmiş olacağım. Neyse bir şey demeyeyim o zaman olmaz. Evet Narcos'a dördüncü adayımız. Sağ
3-3 sana da geliyoruz. Narkozun kızı geri döndü, yemesini istiyorsanız oyunuzu narkoza verin. Evet, 5. adaya geçelim arkadaşlar. 5. adayımız da kutup ayısı. O boz ayı, bu kutup ayısı. Escobar da 5. adayımız. Escobar daha genç ama gençlere ülke teslim edilmez arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu da bir aday yani sonuçta. Şimdilik yaşı genç olduğu için sadece burada narkoz karşısında olduğu için narkoza ve diğer köpek parsa atar yapıyor ama mesela korsanla ve Pablo'yla karşı karşıya geldiği zaman kendini frenliyor ama eğer onlar ona bir hamle yaparsa kesinlikle dur oğlum. Kesinlikle geri vites yapmıyor. Senin eşini dövdün. Bu seçimi kaybettin oğlum. Neydi onun eşi biliyorsunuz, evlendiler. Kata gel ya. İkinizi de men ediyorum ben bu seçimi. Oğlum, sana kızıyorum ben niye? Evet, 5. adayımız da Escobar arkadaşlar. Şimdi bu seçimde dediğim gibi halk kimi istiyorsa o başkan olacak. Kuzu gerdanı ziyafetini o yapacak. Videonun sağında i harfine tuşlayarak ankete katılıp başkan olmasını istediğiniz köpeğe oyunuzu verebilirsiniz. Hak eden kazansın diyorum. Herkesin gönlünden bir başkan vardır. Bakalım kiminki kazanacak. Evet arkadaşlar. Cumhurbaşkanının yanına gidelim. Bakalım o ne yapıyor. Oradan sonra videoyu kapatalım. Evet. Saygıdeğer baron efendi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya? Evet. Baronla Reyna konağında halkı izliyor buradan arkadaşlar. Neydi? Daha bir şey yok ya ama. Yazıcın. Seçlerin abone 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 tokanada. Evet arkadaşlar, videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Reyna da oradan çok güzel bir ayağının üstünde yatıp bize bakıyor. Çok güzel bir poz verdi. Ona fotoğraf çekeceğim. Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.